Evet, öğleden önceki süreçte arkadaşlar kart kontrollerinin add to cart aksiyonunun içerisine doldurduk. Dolayısıyla bizim bir sepete bir ürün ekleyeceğimiz zaman session'a bakacaktı. Session'da böyle bir ürün daha önce eklenmişse ya da session'da direkt bu ürünle ilgili, ürün eklemeyle ilgili bir oturumumuz oluşturulmuşsa üzerine ekleyecekti. Yoksa yeni bir oturumu ekleyerek direkt olarak cart.addToCart diyerek session'a bir tane ürün ekleme sürecinden geçirdik. Daha sonra şöyle bir şey yapmışız. Return View Index demişiz. Return View Index ise nereye götürür bizi arkadaşlar? Hangi kontrollerin? Cart kontrollerinin index view'una götürür değil mi bizi? Buraya götürmesini istiyoruz bizi. Dolayısıyla burada ben ürünlerin listelenmesini istediğimi söyleyebilirim. Yani add to cart'a götürmesin de beni başka bir index aksiyonuna götürsün dediğim için buraya index yazdım. Yani eğer ben burada return view deseydim bununla aynı isme götürürdü. Doğru mu? Return view. Fakat ben oraya değil de beni buraya götürmesini istediğim için buraya özellikle overload versiyonunu kullanarak şuraya götür beni dedim. Evet. Daha sonra ben o zaman bu index view'unu oluşturabilirim istersen. Hemen gidelim create razor view index diyelim. Dursun. Fakat şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? İsterseniz bunu bir silelim. Bunu bir layout'unu layout'la ekleyelim. Daha önce hiç yapmadık bunu. Pardon. Şurada view'ların altında cart oluşmuştur. Onun altında index'i sağ tıklayıp silelim. Layout'la oluşturalım. Siz oluşturmadınız. Tamam, sorun yok o zaman. Şimdi index'e gelelim. Açalım. Create razor view index with layout. En üstteki. Layout'lı olsun bu. Evet. Hayır. Şuradan, onu şuradan diyeceksiniz arkadaşlar. Beraber bir daha yapıyoruz. Bir daha. Cart kontrollerin içinde misiniz? İndeksi seçtiniz mi mouse'la? Sol taraftan ampulü açıp create view index with layout. Layout'lu olan, yani master page'li versiyonunu yapıyorum. Hemen nokta nokta shared altında alt dire layout nokta cshtml diye yazıyorum. Hemen buna products in the cart sepetteki ürünler diyelim. Sepetteki ürünler. Şimdi bizim burada session'daki nesneleri biz buraya yavaş yavaş taşıyacağız arkadaşlar. Session'daki nesnelerin burada görünmesini sağlamaya çalışacağız. Tamam mı? Yani bizim burada yapacağımız işlem bu olacak. Herkes yazdıysa haber verin arkadaşlar. Evet. O zaman bir uygulamamızı çalıştıralım bakalım. Ne olacağını görelim. Hemen products index'e gidelim. Evet. Bakın add to cart dediğimde beni buraya getirdi bir. Başka bir ürün seçiyorum. 2. Başka bir ürün daha seçiyorum. 3. Başka bir ürün daha seçiyorum. 4. Şimdi tabii biz sepete gittiğimiz zaman
sepette herhangi bir şey yok. Herhangi bir görüntü yok dikkat ederseniz. Çünkü neden? Biz burada henüz bunları gösterme işlemini yapmadık. Yani bizim session'daki nesneleri, çünkü sepete gidince sepette neyi göstereceğiz? Session'da olan şeyleri göstereceğiz. Dolayısıyla bizim buraya bir model geçirmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden bir kart controller'a gelebilir miyiz? Burada index view'una git diyorum ama bakın bana diyor ki senin modelin ne? Diyorum ki aynı zamanda şu kartı model olarak gönder diyorum. Yani model olarak şu elimdeki session'ı index view'una gönder diyorum. Evet, tabi bu işlemi yaptığımız zaman henüz modelimiz ne yazık ki burada şu an görünmediği için biz burada kullanamayacağız onu. Kullanamıyoruz onu. Yani bu modeli oraya taşımamız lazım bizim. O yüzden şuraya gelip direkt elle de yazabiliriz. Modelimizin türü nedir? Bir karttır, değil mi? O yüzden şu kartın namespace'ini alıp şöyle gelip bu arkadaşıma şuraya northwind.entities.kart diyebiliriz. Bunu unuttuk başta buraya aktarmayı. Bu şekilde de aktarabiliriz. Evet, şimdi artık burada bir tablo oluşturup bunları ben göstermeye hedefleyeceğim. Tablo. Bir tane tr oluşturayım. Bu benim başlıklarım için olsun. Nedir mesela? Ne koymuşum? Ürünün adını koyabilirim. Product name koyabilirim. Başka unit price koyabilirim. Yani birim fiyatı. Bir de şey koyabilirim. Çok güzel. Toplam adedi koyabilirim. Sonra tutarı koyabilirim. Sadece bu ürünlerin tutarını koyabilirim. Olur değil mi bunlar? Güzel. Sonra benim sepeti tek tek gezmem gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum bu arkadaşıma o yüzden. Bir tane for each yazacağım burada. For each ile bir de sepeti tek tek yazmam lazım. Arkadaşlar dediğim gibi dün de bundan çok bahsettim. Normalde bu işlemler için illa böyle tek tek elle table'lar yazmanıza gerek yok. Bunlar hazırda var zaten. İnternette bir sürü grid, kendi içinde de rep grid bulabilirsiniz. İnternette yığınla var bunlardan. Şu an ben tamamen Razor sintaksını aktarmaya çalışıyorum. O yüzden bu şekilde öğrenmemiz daha faydalı. Ne demiştik? Line demiştik, değil mi? In model nokta lines. Yani şimdi tüm elemanları gez diyorum benim için. Dolayısıyla burada gelip yine bir tane her bir eleman için bir table row, her bir eleman için birer tane td koyarak burada da örneğin ürünün ismini ürünün birim fiyatını ürünün kaç tane satılacağını ve işte şey tutarını, ara tutarını buraya yazabiliriz.
nedir? Line nokta quantity çarpı line nokta product nokta unit price'ine yazıp bunu da para şeyi şeklinde gösterebilirim. Bunu da parantez için alayım da kod yazabileyim. String. Para formatını da C ile getirebilirim. Quantity mi? Quantity olması lazım. Tamam. Bir de şey koyalım arkadaşlar. Şuraya bir TL daha koyup bir de sepetten çıkar koyalım. Ben çıkar olacak. Şöyle buraya da sepetten çıkar butonu koyarız. Yani kısacası arkadaşlar burada biz bir tablo oluşturduk. Tablonun başlıkları hani grid gibi düşünün. Altında da ürünlerin bilgileri olacak. Bunların hepsini session'dan getirerek yapacağız. Evet, bunu çalıştırdığımız zaman evet, sepete ekle. Evet, bakın bir ürün eklendi. Bu da eklendi. Bakın aynı ürünü ekliyorum, sayısı 2 oldu. Görüyor musunuz? Bir daha ekliyorum, sayısı 3 oldu. Yeni başka bir ürün, başka bir kategoriden ürün ekleyelim. Bakın hepsi listede karşımıza geldi. Şu mu? Bu regional settings'ten dolayıdır. Şey para birimi. C string'in içine C koydum ya ondan dolayı. Şu yani. Bölgesel ayarlarınızda neyse o format gelir. C currency'nin C'si. Para biriminin C'si. Hocam, şey tabii öyle bir şey için işin içerisine şeyi dahil etmemiz gerekir. Ajax'ı, jQuery'yi dahil etmemiz gerekir. Yok. Yani onlarla ilgili framework'leri, kütüphaneleri bulup kütüphaneleri ilgili yere koymanız gerekiyor. O ayrı bir alan. Yani onları bulup internetten bulup onları koyacaksın. Yani şu an projemizin dışında bir şey. Konumuzun da dışında. Ama o tamamen script. Yani hazır scriptleri burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamam. Kendi tutarları da geliyor mu? Evet, 10-20 oldu mesela. Bu birim fiyatlarını da unit price'a da şey yapabiliriz burada. Price nokta string. Yani bu da para birimi gibi görünsün. Evet, o da para birimi gibi görünüyor artık. Evet. Tamamız değil mi arkadaşlar? Şimdi şu ana sayfada şu add to cart butonunun bir stili var arkadaşlar. İsterseniz o stili de gerçekleştirelim. Yoksa görüntü biraz şey oluyor. Görüntü biraz kötü oluyor.
Onunla ilgili bir stilimiz var. O stili de hemen yapalım. Neymiş o stil? Herkes product'ın şeyine, indeksine gidebilir mi? Product'ın indeksine gidelim. Hemen. Buradan product'ın indeksinde nerede kullandık biz o arkadaşımızı? Şurada kullandık. Bununla ilgili bir tane şeyimiz var. Stilimiz var. O stil neymiş ona bakmak istedim. Şurada hemen. Product summary şurası oluyor. Bir tane item kullanmışız. Hemen diğer örnekten stilin adını hatırlamaya çalışacağım da arkadaşlar. Ben de onu bulana kadar kaydı durdurayım. Evet, sanırım biz bunu buraya değil de doğru. Stilin dışına koyduğumuz için bu kötü göründü. Tabii stili biz hazır kullandığımız için. Evet. Şu az önce buradaydı ya arkadaşlar. Evet, divin içine alın. Almanız yeterli. Şu arkadaşımı divin içine geri almanız yeterli. Şimdi biraz daha iyi bir görüntü olması lazım. Aksi takdirde herhalde orada input'a arka planda bir stil uyguluyoruz. Evet. Evet, burada using ile ilgili bir problemimiz var. Onun da tabi buraya alınca bir eti var. Evet, şimdi düzeldi işte. Evet, şimdi sağ tarafta daha iyi bir görüntüye sahip olmamız gerekiyor. Evet, bu şeyi düzeltelim yavaş yavaş. Artık rahatlığa yavaş yavaş bakabiliriz. İlk sayfada gelen hatayı düzeltebiliriz. Evet, bakın artık add to cart'ımız add to cart şu an ayakta. Çok da güzel çalışıyor. Efendim? Evet, web forms'a göre çok daha performanslı. Çünkü koda baktığınız zaman tamamen saf bir HTML ürettiği için çok daha hızlı kesinlikle. Sepetten çıkar işlemini şimdi yapalım. Sepetten çıkarma metodunu zaten yazmıştık. Sadece çağırmak kaldı. Sepetten çıkar için de buraya birer buton koysak olay çözülür değil mi arkadaşlar? Şu sepetten çıkar yazan kısma, yani şuraya, bizim aslına bakarsanız gelip bir tane input type submit value remove from cart dememiz yeterli mi? Yeterli mi arkadaşlar? Neden? Ha işte, değil mi? Yani o hidden field'dan burada da bir tane, burada da bir ihtiyacımız var gibi, değil mi arkadaşlar? Yani bu bunu kullandığımız zaman aynen güzel dediğiniz gibi bizim sağ tarafta sadece buton olarak görünür. Yani herhangi bir işe yaramaz dediğiniz gibi. Dikkat edin. Sayfayı yenilemiyor bile. Yani bir submit görevi görmüyor. Sayfa yenilenmiyor bile. Çünkü bizim bunu bir form tag'ı içerisine almamız lazım. O zaman güzel artık diyebiliriz ki at html nokta using ile başlayalım. Using html nokta
begin form ile devam edelim. Curly bracket'larını da bırakıp çalışalım. Peki bu nereye gidecek arkadaşlar? Tabii ki kart kontrollerinin neyi çalıştıracak arkadaşlar? İşte remove from cart aksiyonunu çalıştıracak. Ama öyle bir aksiyonumuz yok ne yazık ki henüz. Bu input'u bu arkadaşımın içine bırakmamız lazım. Bu bir. Bir de buraya bırakmamız lazım. Bir de bir hidden field oluşturmamız lazım değil mi? HTML nokta hidden deyip hangi ürünü sileceğiz sepetten? Product ID. Peki nerede o? Hemen o da zaten for içle gezdik onu. Product nokta product ID al ve bunu oluştur, bunu şu aksiyona yolla, kart kontrollerini remove from cart aksiyonuna yolla diyoruz. Arkadaşlar bunun da bu butonun da bir stili var. Bunun da adı action buttons. Bunlar dediğim gibi bu stillerin hepsi bizim ilk başta oluşturduğumuz stil dokümanından geliyor. Tablonun şeyi yapayım. Efendim? Tablo oluşturduk ya. Tablonun bir stili var. Tablonun kendisinin. Evet. Bakmam lazım. Şu an daha önce yaptığım örnekte yok. Herhalde böyle. Evet, şu an bir eksiğimiz var değil mi arkadaşlar? O da remove from cart. Şu an eksik. Herkes remove from cart seçebilir mi? Şu ampulden create action diyelim. Ve üretsin. Ne dememiz lazım arkadaşlar bizim? Sepetten uçurma işlemi için. Yine aynı şekilde aslına bakarsanız şu kodu almamız. Burayla ilgili farklı işlemlerimiz de olacak arkadaşlar. Şöyle. Cart nokta remove from cart. Bizden bir ürün istiyor. Al diyorum sana bir ürün. Burada da zaten int product id hidden field'dan alıyorduk. Dolayısıyla buraya da ben product'ı geçirirsem olay çözülmüş olacaktır. Efendim? Sizde gir. Boşluğu yapmak gerekiyor var mı? Tabii. Şöyle adam URL'den de yapabilirdi bunu. URL'den bunu yönlendirebilir mesela. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla bizim önce bir oturumu kontrol etmemiz, oturumda böyle bir şey var mı yok mu? Ona bakmamız gerekiyor. Ama burada şöyle bir iyileştirme yapabiliriz en azından. Şöyle bir iyileştirme yapabiliriz. Sepeti hiç oluşturmasak, sepette zaten oluşmuş olacak. Card session card. Tamam, şöyle bir şey yapalım.
Eğer diyelim ki if cart nokta, eğer sepette hiç ürün yoksa diye yazalım. Zaten hani buraya geldiğini varsayalım. Cart nokta lines nokta count eşit eşittir sıfırsa hani sepette eleman yokken adam silmeye çalışıyor olabilir. Bunu gönderiyor olabilir. Bu işlemi. Ne yapıyoruz burada? Önce evet. Burada ne yapıyoruz? Önce oturumdaki session bilgisini, sepet bilgisini aldık. Sepette ki eleman sayısı eğer sıfırsa, hiç eleman yoksa burada bir aksiyon alabiliriz. Değilse cart nokta remove from cart deyip ürünü sileriz. Buraya bir hata şeyi bırakabiliriz. Hata mesajı bırakabiliriz arkadaşlar. Bunu ilk kez görüyorsunuz. Model state nokta add model error deyip bir hata verdirebiliriz. Diye. Key değeri olarak da boş bir key değeri geçelim. Bunu diyebiliriz. Ama bunu ben validasyon konusu gelince yapmak istiyorum arkadaşlar. Bence biz bunu şimdi şöyle kafanızı karıştırmayayım ben. Ve şimdilik bu kadar bırakalım o zaman. Şöyle dursun. Onu sonra koyalım. Burada arkadaşlar yaptığımız şey çok basit. Önce ürünü getiriyoruz. Sepete bakıyoruz. Sepeti çekiyoruz. Sepetten de remove ediyoruz. Bu kadar. Dolayısıyla burada da return view index diyebiliriz yeniden. Yine aynı şekilde. Aynı view'u göster diyebiliriz. Aynı view'u göster diyebiliriz. Evet, bu basit bir şekilde bir çözüm oldu bizim için. Product'ın indeksine gidelim. Geldik. Tepede bir ürün ekledim. Eklendi. İkinci ürün ekledim. Eklendi. Üçüncü ürün ekledim. Eklendi. Bir üründen bir tane daha ekledim. Bakın sepetten çayı uçuruyorum. Patladı. Bir hata aldık. Hatamızın nedenini bulmaya çalışalım şimdi. Evet. Şundan dolayı arkadaşlar model boş geldi. Onun nedeni de şu. Nerede? Şurada. Cart controller'a bir daha gelebilir miyiz? Biz sepeti yeniden göndermeyi unuttuk. Ondan dolayı. Yani modelimizi göndermeden view açmaya çalıştığımız için dolayısıyla view dedi ki yani benim modelim eksik. Efendim? Çalışıyor mu? Evet. Bir taneyi sildi ama. Evet. Niye acaba? Hangisini siliyor? Hep sonuncuyu mu siliyor? Çok ilginç bir şekilde.
Evet. Sanki mesela ben çangı sileceğim. Yok. O zaman kodumuz yanlış. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Cart.remove from cart deyip ilgili ürünü siliyoruz. O zaman bu kodda bir problem var. Lines.remove all p.product id eşit eşittir. Benim gönderdiğim product'ın product id'sine eşit olanı sil diyorum. Allah'ım. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir breakpoint bıraktım. Bir tane de başka bir şey. Bir tane de şöyle bir şey. Şu Chef Anton'u silmeye çalışacağım. Product'a bakıyorum. Evet, yanlış geliyor. Ürün adı Thuringer diye bir şey geliyor. O zaman buradan ben şunu anlıyorum. Bizim burada oluşturduğumuz hidden yanlış çalışıyor. Burası değil. Şurada mı? Line.product.product.id. Evet, bir sayfa kaynağına bakmak istiyorum şu an. İlginç bir şey var. Benim kaçırdığım bir şey var. Hemen onu en iyi bulma yöntemi o. Şöyle geldim. 1, 2, 3, 4. View source diyorum. Bakın hep 52 vermiş. Value'lara görüyor musunuz? Bunlar yanlış veriliyor. Add to cart'a bakalım o zaman. Şu hidden fiyatlar hep yanlış verilmiş arkadaşlar. Ne yapıyor? Buy nokta product nokta product id. O zaman product id'ler yanlış geçiyor buraya. Biz Cart Controller'a bakıp o bir tane olduğu anlamına geliyordu. Evet, kaydı durdurayım.